Tekrar merhaba değerli dostlar. Dünya sevgisini kalbimizden çıkarmayı konuşuyorduk. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bazı hadislerini, sahabe-i kiramdan bazı hatıraları, rivayetleri sizlerle paylaşmaya çalıştık. Kalbimizden dünya sevgisini nasıl çıkartırız? Buna dair sahabe-i kiramın da dertlendiği noktalar oluyordu. Mesela çok zengin, çok varlıklı olan bir sahabe efendimiz vardı. Aşeri-i cennetle müjdelenen 10 sahabeden birisi. Kendisi çok zengindi ama infak ve sadaka konusunda belki en önde gidenlerden birisiydi. Abdurrahman İbni Af tek seferde 700 deve mülküyle beraber, yüküyle beraber bağışlamak. Ne demek? Yani 700 otobüslük bir filoyu bağışlamak gibi düşünün. Yani böyle büyük bir serveti tek seferde bağışlamıştı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanındayken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ölümden korktuğunu, ölümden sonraki hesaptan korktuğunu söyledi ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona verdiği cevap çok güzeldi. Sen servetini önden gönder, senin arkasından gitmen kolay olsun dedi. Yükü az olan kurtulsun, kurtuldu demiştik ya. Aynen aslında bu hikayede aynı şeyi söylüyor bize. Yükü az olan kurtuluyor değerli dostlar. Biz eğer yükümüzü önden gönderirsek, yani malımızla ilgili hesap konusunda korkumuz mu var? Ahirette bu maldan dolayı hesaba çekileceğim çok çetin bir hesap beni bekliyor. Öyle rivayetler aktarılıyor ki insanlar Allah'ın karşısına hesap vermekten o kadar strese sıkıntıya girecekler ki bağıracaklar sesi bitecek diyor, ağlayacaklar gözyaşları kesilecek, kan akacak gözyaşı yerine. Ondan sonra artık... O sıkıntıdan kendi ellerini kemirmeye başlayacaklar. Dirseklerine kadar kemirecekler. Düşünün. Yani ne kadar büyük bir sıkıntı içindeki elinin acısını bile dahi hissetmeyecek bir boyutta demek ki bir hesap var. Bu çetin hesaptan çekiniyor musun? Korkuyor musun? Öyleyse malını önden gönder. Senin arkasından gitmen kolay olsun diyor. Ne kadar hikmet dolu, ne kadar böyle ders verici bir mesaj. İşte bizler dünyayı kalbimizden çıkarmak istiyorsak şu sözlere Üstad Bediüzzaman'dan kulak verelim ki benim en sevdiğim paragraflardan birisidir. Diyor ki İlem Eyühel Aziz Bil Ey Aziz Dostum Aklı başında olan bir insan ne dünya umurundan ne dünya işlerinden kazandığına mesrur, sevinçli ne de kaybettiğine mahzun olmaz kazandığına sevinmez, kaybettiğine üzülmez. Aklın başındaysa. Zira dünya durmuyor, gidiyor. Sen de yolcusun. Hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ya, insanın bir vadi olsa altın olsa ikinci vadi ister. Onun gözünü ancak toprak doyurur diyor. Pahom'un bir hikayesi var. O geldi şimdi aklıma. Tolstoy aktarıyor. Pahom isminde birisi. Bu çok böyle dünya sevgisine düşmüş mallar mülkler isteyen fakir bir köylü. Sürekli arzu ediyor ki zengin olsun, evi olsun, bağı bahçesi olsun. Duyuyor ki bir beldede bir hükümdar varmış. O böyle isteyenlere mal mülk, servet veriyormuş. Gidiyor, nasıl yapacağız diye ona danışıyor. O da diyor ki gün doğumunda şu noktadan yola çık gün batarken gene bu noktaya kadar geldiğinde yürüdüğün bütün o daire içine aldığın alan senindir diyor. Pahom başlıyor yürümeye. Yürüyor biraz bakıyor daha güzel başka araziler var. Başka bahçeler var. Biraz daha gittikçe hırslanıyor. Daha fazlasını istiyor. Daha fazlası derken bu sefer gün ortasında acaba dönsem mi anca yetişirim. Hayır biraz daha gideyim. Biraz daha gideyim. Çok uzaklaştığını fark ediyor. Bu sefer gittiği yolu çok daha hızlı bir şekilde dönebilmek için koşmaya başlıyor. Perişan oluyor. Taakati kesiliyor gene de koşmaya devam ediyor. En son gün batarken başladığı noktaya geri dönebiliyor. Bunu başarıyor. Ama geri döndüğünde başladığı noktaya ayağını bastığında yere yığılıyor. Burnundan, ağzından kanlar geliyor. Hükümdar daha önce binlerce kez şahit olduğu bu manzara karşısında tebessüm ediyor. Kontrol edin bakayım ölmüş mü diyor. Evet efendim ölmüş diyorlar. Onun için kazdığımız mezara onu koyun. Ve ilk toprağı atmak için beni bekleyin diyor. Toprağı atarken diyor ki dünyada senin için bu kadar toprak sana yeter. Müthiş bir mesaj değil mi? İşte insanın gözünü toprak doyurur. Aklı başında olan insan ne dünya umurundan kazandığına mesrur ve ne de kaybettiğine mahzun olmaz. Zira dünya durmuyor, gidiyor. Sen de yolcusun. Bak ihtiyarlık şafağı kulaklarının üzerinde tülü etmiş. İnsanın kulağının üstünden beyazlamaya başlıyor saçları değil mi? Şakaklarından beyazlamaya başlıyor. İşte ihtiyarlık şafağı gün doğumu kulakların üstünden başlamış. Başının yarısından fazlası beyaz kefene sarılmış. Bu da Allah'ın rahmeti değil mi? Gençlikte insan gençliğine güvendiği için biraz gaflet halindedir. O yüzden saçları siyahtır. Gafletin gece karanlığı gibi olan karanlığını temsil eder. İhtiyarlıkta insan hastalıktan dolayı, yaşlanmasından dolayı ahirete hazırlık yapmaya başlar. Çünkü bir uyanış içindedir. Gafletten uyanışın sembolü olarak da saçları beyazdır ve Allah'ın bir rahmet tecellisi olarak yakın zamanda komple kefene sarılacaksın. Dikkat et ben başını şimdiden beyaz kefene sarıyorum demesidir. Böyle olmasaydı insanlar gafil olarak hazırlıksız giderlerdi. Başının yarısından fazlası beyaz kefene sarılmış. Vücudunda tavattun etmeye, vücudunda orayı vatan bellemeye niyet etten bütün hastalıklar diyor ölümün keşif kollarıdır. Mahaza ebedi ömrün önündedir. O ömrü bakide göreceğin rahat ve lezzet ancak bu fani ömürde say ve çalışmalarına bağlıdır. Senin o ömrü bakiden hiç haberin yok. Ölüm sekeratı seni uyandırmadan evvel uyan. Osmanlı bir yere gitmeden evvel önce Akıncı birlikleri giderdi. O öncü birlikler, keşif birlikleri gelince anlardın ki arkadan hakiki ordu geliyor. İşte aynen öyle. Hastalıklar ölümün böyle keşif kollarıdır. O geldiği zaman anla ki arkadan ölüm ordusu geliyor. Öleceksin. Misafirsin. Terk edip gideceksin. Bu mal, mülk, bu eşya hırsı niye? 50 sene önce, 100 sene önce başkasının elindeydi senin servet diyebildiklerin. Onlar da oyalandılar. Sen vefat ettikten sonra da başkalarının eline geçecek. Gelirken sen getirmedin. Giderken de sen götürmeyeceksin. Öylesi senin değil. Kalbini bağlamak niye? Çok enteresandır emanetçi olduğunu insan unutur. Misafir olduğunu unutur. Düşünsenize bir pikniğe gidiyorsunuz. Ne götürürsünüz o pikniğe? Çamaşır makinesi götürür müsünüz? Bulaşık makinesi götürür müsünüz? Buzdolabı götürür müsünüz? Piknik için ne lazımsa onu götürürsünüz. Ufak tefek taşınabilir eşyalar. Bütün servetinizi o piknik arazisine yatırım yapar mısınız? Hayır. 2 saat, 3 saat, 5 saat duracaksınız. Malınızı orada Sizin bile değil. Aynen öyle de. Bizler bu dünyada misafiriz. Ebedi bir hayat bizi bekliyor. Bir ahiret alemine gideceğiz. Bütün ömür sermayemizi bu fani, kısa duracağımız hayatı harcamak ne kadar akıl kârı. Bir adam düşünün ki padişah onu sarayına davet ediyor. O da iki gecelik bir handa konaklıyor konaklarken daha önce yatmadığı samandan bir yatak buluyor ve çok seviyor. Diyor ki burası çok iyiymiş. Ben burayı terk etmeyeceğim. Padişah der ki onu sarayıma istemiyorum böyle hakaret edercesine. Benim sarayımı, benim sarayımdaki açık büfeyi, benim sarayımdaki kuş yatakları nasıl olur da samanla değişir? Aynen öyle de. Cenab-ı Hak bizi cennet sarayına davet ediyor. Bu dünyanın otelleri gibi de kıyas etmeyelim yani. Beş yıldızlı otel diyoruz değil mi? Allah'ın Allah sarayında milyarlarca yıldız var yani. Ebedi cennetleri düşünün. Ebedi saadetleri düşünün. Allah buraya çağırıyor bize. Nasıl olur da biz samandan yastık, samandan yatak mahiyetinde olan şu dünyanın sahte lezzetlerine talip oluruz? Yaş pasta sever misiniz bilmem. Ben severim. Yaş pastayı koyalım buraya da gölgesi düşsün. Gölgesine dilinizi değdirin ne kadar tatsız, kendisi ne kadar tatlı. İşte cennette hakikileri olan nimetlerin gölgeleri hükmünde olan bu dünyadaki nimetler aynı öyle lezzet farkına sahip. O kadar daha lezzetsiz. Öyleyse neden ahirete talip değiliz? Neden hazır lezzete müptelayız? Dünyayı Kalbimizden çıkarmamız lazım. O ömrü bakiden niye haberimiz yok? Ölüm sekeratı biz uyandırınca mı uyanacağız? Elbette herkes uyuyor. İnsanlar uykudadır dedi değil mi? Ölünce uyanırlar. Biz gerçek zannediyoruz değil mi? Genelde böyle uykudan birisini uyandırmaya çalışın. Uykudaki insanların da genel tepkisi o güzel rüyadan uyanmak istemezler. Rüya aslında Ferrari'ye biniyor malikanesi var. Ya kalk dersin büyük bir tehlike sana geliyor. Boğuluyorsun suyun altındasın vesaire. Kurtarmaya çalışıyorsun. Ya bırak beni uyuyayım diyen adam ne kadar akıllılık ediyor. Gerçek değil ki. Bu dünyada sahip olduğumuz şeyler, lezzetler, peşinde koştuklarımız buna talip olunmaz zaten. Evet. Dört şey için dünyayı kesben değil kalben terk etmek lazım. Kesben ne demek? Fiilen. Fiilen terk etmeyeceğiz. Mağaraya çekilmeyeceğiz. Ama kalben dünyayı terk edeceğiz. Bir, dünyanın ömrü kısa olup süratle zeval ve gruba yani sürekli mahvolmaya, batmaya gider. Dünyanın ömrü çok kısa. Zevalin elemiyle visalinin lezzeti zeval buluyor. İki, dünyanın lezzetleri zehirli bala benzer. Yani yerken baltada ama zehirli. Lezzetin nispetinde elemi de olur. Üç, seni intizar etmekte, senin de süratle ona gitmekte olduğun kabir, dünyanın süslü, lezzetli şeylerini hediye olarak kabul etmez. Çünkü dünya ehlince güzel addedilen şey orada çirkindir. Dört, Düşmanlar ve haşeratı muzarı arasında bir saat durmakla dost ve büyükler meclisinde senelerce durmak arasındaki muazene kabir ile dünya arasındaki aynı muazenedir. Dünyaya talip olmak ehli aklın kârı değil. Gelin biz ahireti arzulayalım. Dünyada kalacağımız süre zarfında dünyada bir şeyler yapalım. Ama ne için yapalım? Allah için yapalım. Dünyada elbette lezzetli şeyler yiyebilirsiniz. Ne için? Lezzeti şükür için istemek kaydıyla. Allah'ı tanımak, Allah'ın esmasını tanımak için. Yoksa dünya öyle bir meta değil ki nizaya değsin, insanlarla böyle boğuşmaya, cederleşmeye de gerek yok. Rabbim kalbinden dünya sevgisini çıkarabilenlerden eylesin. Saykal'ın bu haftaki programının sonuna geldik. Dualarınızda şu üç aylarda bizi unutmayın. Allah'a emanet olun.